Beyler bu oyunda amacımız ne diye soracak olursanız bu oyundaki amacımız abi hayatta kalmak. Yaklaşık 50 günlük böyle bir buz çağı süreci var. 50 günlük süreçte kendi topladığımız malzemelerle, işte kömürle, yiyecekle, işte barınmayla, gelişmeyle, teknolojiyle, izcilerimizle, adamlarımızla çalışarak, halkı da çalıştırarak, ürettiğimiz kanunlarla hayatta kalmaya çalıştığımız bir süreç. Yaklaşık 50 gün falan sürüyor. 50 günde falan oyunu bitirmeye çalışıyoruz. Şimdi başlıyorum. Hepinize iyi seyirler diliyorum. Hepinizi de öpüyorum. Hadi bakalım. Unutma, insanların zaman zaman yemeğe ve uyumaya ihtiyacı var diyor. Revirde ağır hastalar ampute olmalarına sebep olabilecek riskli prosedürler olmadan iyileştirilebilir diyor. Selamlar, New World Order. Hayırlı olsun. Büyük kışın başlangıcında birçok bilim insanı ve kaşif felaketin sebeplerini bilmem ne diyordu, okuyamadan geçtik ya. Arcana, known only to me. Ocean Umur'a 8. ayını hediye etmiş. Ocean'cım teşekkürler. Lanet olası Umur pezevengi, sen de hoş geldin. Nefret ediyorum senden, beleşçi pezevenk. It feels as yesterday. Until the frost stopped it all. Suddenly, without a warning. Bizim de böyle zeptinlerimiz falan olacak mı acaba? They changed for all of us, no matter wealth or class. We've lost our world to snow. And with it, our last traces of humanity. Farewell to plenty, and for those who remained came the time to adapt. We decided to leave our homes and head north. Niye kuzeye gittiniz ki? Güneye gitseydiniz. Maybe months. Arcana, known only to me. Kenan Kappa demiş, ikinci ayını basmış. Kenancığım teşekkür ederim. Seni buralarda görmek güzel. Pushed us forward. Eyvallah. Slowly. Step by step. Çok teşekkürler. We knew the cost of our journey. And we paid the price. 100 times. Finally, the time has come. Time has come. Dünyadaki son şehri kuracağız. Time has come. The time has come. Londra'dan kaçtık ve donmuş kuzeye ulaşmak için denize açtık. Yolda bir kar fırtınası konvoyunu yakaladı ve dağıldık diyor. Birkaçımız bu jeneratöre ulaşmayı başardık ama tamamen donmuş ve terk edilmiş şekilde bulduk. Burada neden kimse yok? Halkımızdan kar bilmem ne. Allah'ın belası. Kuzeye gideceğinize güneye gitseydiniz, böyle sıcacık bir iklimde sıcakla mücadele etseydik, su arasaydık amına koyayım. Bu nedir ya? Bu nedir ya? The time has come. Odun sandıkları, merhaba. Merhaba. Odun sandıkları. Abi bu sefer şehrin planını çok güzel yapacağım. Tamam, bu sefer çok çok güzel bir şehir kuracağım bu sefer. Bu sefer hiç yamuk yapmayacağım. Tamam mı? Gayet temiz, güzel bir şehir kuracağım abi. Bu sefer bu oyunu bitiriyoruz abi. Bu sefer bitiriyoruz abi. Hadi bakalım. Evet, yanlış duymadınız. Bitiriyoruz. Ha,
amına koyayım. Abi bir saniye abi, baştan yapabilir miyiz? Ya da şu aradan yol mu çekeriz ya? Yol çekeriz. Şuraya kuracağım. Şu aradan yol çekeriz, değil mi? Baştan yapabilir miyiz baştan? Baştan başlayabilir miyiz abi? Oyunu yükle. Yükle abi. Gün 17 değil. Bunu sil abi. Bize yeni oyun lazım. Ayarlar ayrıl abi. Ben yeni bir oyun istiyorum abi. Yeni bir yuva. Bir saniye. Ben baştan abi. Baştan. Aynen. Baştan. Okey. Şimdi her şey çok güzel olacak. Her şey çok çok daha güzel olacak. Tamam mı? Çözdük abi. Bu neymiş amına koyayım burada ya? Tamam. Önceliğimiz kömür yağına. Kömür yağına. Odun buram. Odun sandıklara vuram. Evet. Tamam abi. Bu sefer oldu. Dünyadaki en son şehri biz kuracağız abi. Bizim sayemizde dünya huzura erecek beyler. Bizim sayemizde. Her şey bizim sayemizde olacak. Müzikler çok güzel bu arada. Bir odun daha. Şuraya bir adet daha çadır. Evet. Jeneratörü de buhara açalım. Şimdiden açmasak ki. Açmayalım ya. Kapatalım amına koyayım. Yakmasın kömür. Daha geceye kadar birazcık kömürümüz biriksin. Ondan sonra şey yaparız. Gece açarız. Değil mi bro? Toplasınlar şimdi. Witcher oynayacağız. Witcher oynayacağız. Merak etmeyin. Kanun yayınlayabiliyor muyum şimdiden? Kriz vardiyaları. Şimdiden şunu imzalayalım abi. Şuraya da 24 saati çakalım şimdiden. Şuraya da 24 saati çakalım abi. Huzursuzluğu bir yarıya getirelim. Bizim işimiz buymuş. Şükran motherfucker. Çok iyiydi. İyi yayınlar Barış. Seni böyle farklı oyunlarla görmek güzel. İyi yayınlar. Teşekkür ederim abi. Eyvallah. Çok sağ olasın Ahmet. Sağ olasın donate'in için abi. Teşekkür ediyorum. Sana da iyi seyirler. Teşekkürler. Thank you bro benim. İnsanların adını değiştiremiyorum. Değiştirebilseydim adını Ocean koyardım insanların. Ahmet eyvallah abi. Teşekkür ederim. Bu oyun zeka oyunu mu? Yani daha çok strateji oyunu ama strateji yapmak için de tabii zekaya gerek var. Eğer kaybedersek buradan benim bir geri zekalı olduğum sonucunu çıkarmazsınız umarım. Çünkü ben bir geri zekalı değilim. Kendimi geri zekalı gibi hissetmiyorum. Aranızda kendini geri zekalı gibi hisseden var mı? Bence yoktur. Kappa. Abi kendinizi gerizekalı gibi hissetmeyin ya. Boş verin. Her şey olacağına varır be arkadaşlar. Pepe Hands. Hatta Pepe Vay. Evet. Şimdi ilk nüfusu hallettiğimize göre bütün evleri ilk önceliğim toplama noktası olacak. Ağaçlarla şuraya kadar bir yol çekmek olacak önceliğim. 11 oduna ihtiyacım var bunun için. Şuraya kadar bir yol çekeceğim. Geri zekalı olup olmadığımı bilen. Abi çok iyi ya o. Geri zekalı olup olmadığımı bilen. Red Code 5. ayını basmış. O iş ay dönümü bu resim Jepright. Eyvallah abi teşekkür ederim. Nice aylara Red Code. Hoş geldin, sefalar getirdin abi tekrardan. Merhabalar. Çok teşekkürler. Tekrardan abone olduğun için. Cehey abi. Yeni emotumuzu beğendiniz mi beyler? Cehey emotu. Hey.
kaç sabımız var? 215 falan galiba. Yayıncılar da iyi kazanıyor. 15 odun, 5 çelik. Biraz daha oduna ihtiyacımız var. Beğendin değil mi ye ile? Ben de beğendim. Surprise motherfucker. Cehaydi. Bu gördüğünüz el fap fap yap. Bu gördüğünüz el fap fap yaptığım el çehe. Ocean sen var ya bak. Allah'ın belasısın kardeşim. Ben sana bu kadar söylüyorum. Sen var ya. Allah'ın belasısın abi. Başka hiçbir şey demiyorum. Sen cehennemlik bir adamsın abi. Başka da bir şey demiyorum sana. Lanet canın cehenneme ya. O mu da kodu? Şimdi... Sağlık merkezi kuracağım. Bir tane avcı kulübesi kuracağım. Önceliğim avcı kulübesi. 20 oduna ihtiyacımız var bunun için. Şimdi şurada arkadaşlar toplama noktasını kurduktan sonra şu 24 şuradaki işçiler var ya hani. Şuradakileri çekip şunun içine yapıştıracağız. Oradaki odunla şey kömürleri onlar toplayacak. Şuradaki işçilerimizi çekeceğiz. Onlara odun toplatacağız. Çok rahatlayacağız merak etmeyin birazdan. Birazdan huzuru bulacağız arkadaşlar. Biliyorsunuz ki huzur İslam'da. Yiyecek avcı kulübesi için 20 oduna ihtiyacımız var. Allah'tan 24 saat kitlemiştik de 24 saat boyunca topluyorlar. Şimdi şuraya yok deyip şuraya maxlarsak tamam, orası artık toplama noktamız. Bunlar gece boyu çalışsınlar. Şu anda 5 tane işçimiz boşta. Evsiz kimsemiz kalmadı. 5 işçi için yani 5 işçimiz var. Şuraya 26 tane odunum var. Bir tane avcı kulübesi dikip şuraya. Bir saniye. Şöyle. Şuraya kadar bir yol yapayım. Şuradan da şöyle yol yapayım. Şuradan da şöyle. Bu sefer şehrin etrafını komple yolla çevireceğim abi. Ha, şuraya odunumuz yetmiyor. Okey. Bu sefer etrafı full yol yaparak gideceğim. Şehir düzenini çok güzel yapmayı planlıyorum çünkü. Bu sefer şehri çok planlı programlı yapacağım. Aralara hep yol yapacağım abi. Yol yaptı diye bağıracaklar halkımız. Bakalım. Umarım beni de severler. Duble yollar yapacağız abi buralara hep. Avcı kulübesi için 20 oduna ihtiyacımız var. Irgatlarımız çalışıyor. Çalışsınlar bakalım. Şu an için iyi gidiyoruz. Yol yapan kazanıyor abi. Aynen öyle abi. Ekstremecik. Yol yapacağız. Kazanacağız. Bu sefer şehri çok planlı programlı yapmayı düşünüyorum abi. Hiçbir şeyi böyle şansa bırakmayacağım. Bu sefer kazanacağım abi. Çok net. Kaybetmek istemiyorum bu sefer. Bu sefer güzel olacak. Evet. Isımız güzel. Gayet hoş abi. Gayet güzel. Şimdi avcı kulübelerini yan yana şöyle 4 tane. Bir tane hastamız oldu. 25 oduna ihtiyacımız var şey için. Sağlık kulübesi için 2 tane hastamız oldu. Şu muhtemelen 24 saat çalışan yerler var ya. Oralar muhtemelen hastalanıyor abi şu anda. Şurasıyla şurası muhtemel. Yapacak bir şey yok abi. Hastalanacaklar yani. 3 tane hastamız oldu. Sağlık merkezi dikeceğim ama. Şuraya hemen bir tane yapıştıracağım sağlık merkezi. Oraya da mühendisleri koyacağım. Şimdiden tedavi başlasın. Geç kalınmasın. Şuraya sağlık merkezini koyuyoruz. Sağlık merkezinde de mühendisler çalışacak.
Şuraya da yemekhaneyi koyacağım. Sağlık merkezi ve yemekhane yan yana olacak. Şuraya da şöyle 3 tane avcı merkezi dikmeyi düşünüyorum. Ya da şu tarafa doğru. Bu sefer şehir planını çok güzel kafamda kurdum böyle. Çok güzel olacak abi. Birazcık hızlandıralım. Odun sandıkları tükendi. Buradaki odun sandıkları tükendi. Şurayı maxlayıp şuradaki sandıklara da maxlayabiliriz. Aynen, sabah saat bir tane kanun imzalayalım. Fazla mesai kanununu şunu imzalayalım abi. Fazladan çalışsınlar. Biraz huzursuzluk artacak. Şuranın mesai saatlerini şimdilik değiştiremiyor muyum? Hah, değiştiriyorum. 6'dan 8'e kadar çalışsınlar şuradakiler. Şuradakiler de 6'dan 8'e kadar çalışsınlar. Huzursuzluk birazcık artacak. Umut belki biraz düşebilir ama sizler de biliyorsunuz ki arkadaşlar, hayatta kalmak için çalışmamız gerekiyor. Çalışmadan yemek olmuyor maalesef. Bir tane yemekhane dikeceğim. Önceliğim yemekhane. Oyun çok detaylı. Buffer hoş geldin buram. Köprü de yaparız abi. Köprü de yapacağız. Her şeyi yapacağız. Evet, sağlık merkezimiz çalışmaya başladı. Şimdi bir tane de yemekhane buraya sığmıyor. Yemekhane bir tık daha şey istiyor. O zaman yemekhaneyi nasıl kuracağız? Buraya peki ne koyabiliriz abi? Avcı kulübesi de sığmıyor buraya. Sağlık merkezi sığıyor. Buraya o zaman bir sağlık merkezi daha... Dur. İptal et lan. Nasıl Allah ya. Hah, çarpı. Buraya bir sağlık merkezi daha kuracağız. Şu yemekhane kısmını şuradan başlatalım. Şöyle tam şu hizadan. Bir saniye şöyle yapalım. Zaman geçiyor mu bu arada? Geçmiyor. Güzel. Yemekhaneyi şöyle koyalım abi. Aynen. Yemekhanemiz orada olsun. Bu arada şuna bir bakayım, yemekhaneyi alıyor mu içine? Alıyor. Sıkıntı yok. Güzel. Gayet güzel. Bir sağlık merkezi daha kuracağım nasıl olsa. Onu da buraya koyarım. Hiçbir sıkıntımız yok. Şimdi önceliğim ne diye soracak olursanız beyler, önceliğimiz avcı kulübesi kurmak artık. Avcı kulübeleri çok önemli çünkü. Sağlık merkezleri ve ilk çadırlar beyler, şunu unutmayın. Çadırda yaşatıyorsunuz ya şimdi ilk gelen insanlarınıza. Şimdi ilk etapta şeyinizi, jeneratörünüzü upgrade edemediğiniz için, tamam mı? Çadır çok önemli. Çadırları böyle jeneratörün etrafında dizmek çok önemli. Çünkü çadırlar çok soğuk oluyor. O yüzden jeneratörün etrafında çadırlar, arkasında barakalar, arkasında evleri dikmek çok daha mantıklı oluyor. Çadırları sağlık merkezine ve yemekhaneyi bu jeneratöre yakın dikmek gerekiyor. Daha çocuk işçi şeyini imzalamadığımız için şimdilik mühendisleri çalıştıracağım yemekhanede. Bir tane daha sağlık merkezi dikelim diyeceğim. Yok, şimdilik dursun. Sağlık merkezine ihtiyacım yok. Odunumu ona harcamak istemiyorum. Boşta işçim var mı? İşsiz 15 kişi var. İşçiler birazcık çelik enkaz toplasınlar. Çeliğe de ihtiyacımız olacak çünkü. Şuradaki şeyler çok çabuk tükendi ya. Sağlık avcı kulübesi. Hah. Avcı kulübesi önemli. Avcı kulübesinin birini şöyle dikeceğim. İki tane yan yana dikeceğim. Odun sınırlı mı oyunda? Odun sınırlı değil abi oyunda. Çünkü ileride şey dikiyorsunuz böyle. Odun çıkaran bir tane alet dikiyorsunuz. Hiç yoktan odun çıkarıyor yerin altından. Aynı kömür madeninden kömür çıkarır gibi odun çıkarıyor. Bu sayede şey yapabiliyorsunuz. Odununuz hiç bitmiyor. Süprağız motherfucker! Sobayı evlere kursana niye havayı ısıtıyorsun? Boşa gidiyor alevler. Sobayı evlere kursan da niye havayı ısıtıyorsun? Boşa gidiyor alevler Çehacım. Irgat abi. Irgat yani. Teşekkür ederim abi. Eyvallah 3 liralık donate'in için. Çok sağ ol. Çok teşekkürler. Şurayı da
6'ya çekelim. Huzursuzluk biraz daha artsın. Abi izci şeyini birazcık geciktireceğim. İzcileri hemen yapmayacağım. Şimdi işçilerimiz nerede abi? 15 tanesi odun topluyor. Çelik enkazında 15 kişi çalışıyor. 10 kişi de odun topluyor tekrardan. Şimdi şu 10'la şu 10'a dokunmak istemiyorum. Şu 10'lulara dokunmak istemiyorum aslında ama buraya 6-20 dedik. Şunları şuradan yok deyip şuraya maxlayıp çelik enkazındakileri de şimdiden şöyle yok deyip şurayı bir maxlayıp şurayı da onlayabiliriz aslında. Şurada bir 10 adamımız. Odunda da bir 10 adamımız çalışıyor. Kaynak deposu için 20 çeliğe ihtiyacım varmış. Şuradakileri yok deyip çeliği tekrardan çalıştırıyorum abi. Çeliğe ihtiyacımız var. 20 çeliğe ihtiyacımız var. 40 odun, 20 çelik. Kömür gayet iyi şu an durumumuz. Çünkü şurada farkındaysanız toplama noktası çalışmaya devam ediyor. Burası gayet iyi abi. Çok güzel durumdayız şu an. Kömürümüz gayet yerinde. Sıkıntımız yok. Bir an önce atölyeyi kurmamız gerekiyor bu arada. Atölyemizi unutmayalım. Şuraya da atölyemi yerleştireceğim abi. Atölyede bir yandan kurulsun. Upgrade'lerimize de başlayalım. Yemek bitmedi ya. Sakin olun. Yemek sıkıntımız yok şu anda. Akşam oluyor. Size bir 24 saat kitlerim ben ya. Bir 24 saatiniz var sizin. Odun toplayın. Sizin de bir 24 saatiniz olsun mu? Olmasın hadi. Siz 8'e kadar çalışın, evinize dönün. Orada yemekhaneyi 8'e kadar çalıştırmayacağım. Gerek yok. Oradan bir handikapımız olmasın. Şurada odun sandıkları var. 2 tane ve çelik enkazı. Şuraya da bir toplama noktası yerleştirip şu kömürlere de şuradaki şu kömürler bitince biz 13 tane şuradaki kömürlere bir toplama noktası koyacağız. Şunu yıkıp şuraya şehrin ta uzaklarına şeyleri koyacağım abi. Şu depoları koyacağım. Çünkü depolar şehrin içinde boşuna yer kaplasın istemiyorum. Evet. Bu akşamdan birazcık avcı kulübesinden yemeğimiz gelir gibi ya. Buradaki işçiler... Birisi tedavide. Amına koyayım. 3 kişi gene hastane olmuş. Hastanelik olmuş. Şuraya mühendislerimizi verelim. Yeni araştırma ekle deyip fazlalığımızı ilk olarak bıçkı evine verelim. Bıçkı evi çok önemli çünkü odunsuz kalıyoruz. Önceliğim bıçkı evi olacak. Bu sefer geçen oyunda yaptığım hataları yapmak istemiyorum abi. Odun çok önemli oyunda. Odunu ve çeliği bu sefer kömürle dengeli tutmaya çalışacağım. Epic selamlar bro. Aynen aynen. Uğur eline sağlık abi. Emot çok güzel. CH emotu gayet güzel. Hoş geldin bu arada. Teşekkür ederim. Odun durumumuz gayet iyi. Bir tane aslında 20 çeliğim olsa şuradan bir tane şey dikmek istiyorum da. 15 odun 5 çelik yiyecek. 20 odun avcı kulübesi. Avcı kulübesinin bir tanesinde... Avcı kulübesi şimdilik 2 tane yeterli. Zaten çalıştıracak ırgatım yok şimdilik. Dursun. Bir tane toplama noktası dikeceğiz demiştik şuraya. Şu yolunu şimdiden yapalım. Şuraya kadar. Yolu yapılsın. Yarın buradaki kömür bitecek 113 tane. Buradaki toplama noktasını yıkıp şuraya toplama noktası dikeceğiz. Sıkıntılar çözülecek abi. Dertler bitecek. Avlanıyor. Bir tanesi tedavide sadece. Hangi ırgat? Charlie Pettit tedavideymiş. Fukuku selamlar bro. Hoş geldin. Evet birazcık sardırabiliriz ileri doğru. Hatta toplama noktasında şimdiden dikebiliriz ya. Şöyle. Let's go. Sabahlar olmasın be ya. Şuraya bir sağlık merkezi daha ya da bakım evi koyacağım oraya. Hemen yeniden başladık oyuna. Şurası erken saatte başlamıyor mu işe ya? 6'da başlasın ha bunlar işe. Bu ne ya? Şurayı bitirin oğlum.
Şartları düşününce iyi gidiyoruz. Tabii ki de iyi gidiyoruz. Çılgın. Hınzır. Gidiyoruz tabii. Yeni bir yasa imzalayacağız. Çocuk işçiler. Nerede çocuk işçiler abi? Artık çocuklar da çalışıyor abi. Yemekhane. Mühendisleri çek. Çocukları yapıştır abi. Avcı kulübesi. Sabah oldu. Şuradaki işçilerimizi çekelim. Şurayı maxlayalım. Avcı kulübesi. Avcı kulübesi. Güzel. Şimdi şurayı şuradaki odunlar şuraya bir tane. Şuradan şöyle. Şuraya kadar bir yol kurulsun abi. Oraya bir tane toplama noktası koyacağım çünkü. Bir adet de şeye ihtiyacımız var artık. Şu depoya. Nerede o? Kaynak deposuna. Onun içinde 20 çeliğe ihtiyacım var. Şuradaki ırgatların bir an önce çalışması lazım. 20 tane çelik. Toplama noktası kapsıyor burayı. Ha. Bir tık daha ileri alsam. Şöyle. Toplama noktasını şimdi koysam. Ah, üçünü de alıyor abi. Süper. Tertemiz abi. Çelik de toplayacak şuradan. Odun sandıklarını da toplayacak. Çok güzel. İşçilerimiz nerede? Ne yapıyor? 5 mühendis. 5 tane mühendis burada. 5 tane mühendis. Sağlık merkezinde. Güzel. 10 tanesi burada. Şurada kömürler bitmek üzere. 15 tanesi burada. 5 tane çocuk işçi de yemekhanede. Şurayı bitirdikleri gibi buradaki ırgatları şuraya yönlendireceğiz. Şuranın da çalışma saatlerini 6'dan 8'e çekelim şimdiden. İçinde işçi yokken sonradan isyan çıkartmasınlar bize. Çalışıyor. Okey. Çok iyi. Biliyorsunuz yollar önemli. Yol yaptık abi. 6'dan 8'e çalışıyor çelikte. Çelik biraz az çıkıyor ama bak. Burada 15 tane ameliye çalışmasına rağmen saatte 4 tane çıkıyor sadece. Çok az abi. Saatte 4 tane ne la? Şimdi şurayı bir yıkın abi. Sonra bir tane kaynak deposu yapacağız. Hemen. Sonra boşta çıkan işçilerimiz de şuraya hemen yapıştırsınlar. Bizim bir 25 tane işsizimiz var. Neden abi? Ha, şuraya 10 tanesini yapıştıracağız. Şunu da 6'dan 8'e çekeceğiz. Güzel. Bir hala 15 tane işsizimiz var. Şurada ne diyor abi? Parçalanan aile diyor. Efendim, atölyeyi inşa ettikten sonra bir kadın öne çıktı. Kocasıyla kızının ana grupla şehre ulaşamadığını ama hala dışarıda olduklarından emin olduğunu söyledi. Göndereceğiniz ilk izci takımına katılmak istiyor. Tamam abi, elimizden geleni yapacağız. Halledeceğiz onu. Sıkıntı etmeyin. Bıçık evini hala yapamamış bu arada ya. %60 diyor. %61 çok yavaşsınız. Brom benim. Kaynak deposu için 20 çelik lazım. 27 çeliğimiz var. Ha, 40 oduna ihtiyacımız var. Şimdi odunumuz mu yok abi? Çok güzel. Müthiş. Harika. Odun gelen bir yer var mı peki? Var. Saatte 2,8. Odunumuz gene bıçka evi olduğu gibi şuraya odun için bıçka evi kuracağım yani beyler. Ondan bir emin olabilirsiniz. Çeliktekiler saatte 4 tane çıkarıyorlar. Yani saatte 4 tane az. Az ya, saatte 4 tane. Yani günlük 10 kaç saat çalışıyorlar? 6'dan 8'e çalışıyorlar. 14 saat, 40 4 saatte 56 tane çelik çıkıyor günlük buradan. Zaten 20 tane kalmış içinde ya. 19 tane kaldı. Bugün biter buradaki şey kaynak. Kaynaklarımız tükeniyor. Bir an önce kaynak deposu şunu kömüre vermemiz lazım. En azından kömürümüz. Ha, bıçık evi araştırıldı. Güzel. Yeni araştırma ekleyip
Hidrolik kömür çıkarıcı. Hidrolik kömür çıkarıcıyı bir tık bekletebiliriz. Önceliğimiz avcı gereçleri olsun. Daha iyi yemek getiriyorlar çünkü. Şimdi 43 tane çeliğim var. Şuradakileri çekip şimdiden şuraya yollayacağım. Şuraya da 15 müsait işçim var. Avcı kulübelerini dolduralım. Bıçkı evi. Evet, bıçkı evimiz oldu. Bıçkı evini şuraya koysak şöyle. Şu yolu birazcık uzatıp şöyle yapsak. Sonra bıçkı evi koysak. Şöyle. Şöyle iyi ya. Müthiş hatta abi. Şimdiden. Aynen. Yapıştırılsın. Etimiz yok. Avcılar çalışacak bu gece. 5-10 çocuk boşta. 5 tane mühendis boşta. Mühendisleri de çalıştıracağım aslında. Bir tane daha sağlık merkezi yapacağım. O mühendisleri oraya atacağım. Şu arayı sağlık merkeziyle dolduracağız. Güzel. Binayı diktikten sonra yol uzatabiliyorsun. Evet evet biliyorum abi. Yaptım şu an bak. Diktim şu an binayı. Ona yol uzatıyorum. Ocean'cım. Keşiften bir şey araştıramıyorum daha. Keşifler açılmadı abi daha. O upgrade'i yapmadım daha. Upgrade yapılması lazım onun için. İzcileri birazcık geciktireceğim bu oyun. Bu oyunda böyle bir strateji uygulamayı tercih ediyorum abi. Mühendisler huzursuzluk çıkarmayın, çalışın. Size 24 saat kitlerim, benim canımı sıkmayın. Adam olun. Yeni kanuna az kaldı. 4 saat sonra yeni kanun. 51 tane çeliğimiz olmuş. Çelik 15 tane kalmış. 8'e kadar 15 dakika daha çalışacaklar. Burası boş zaten. Şu an kimse çalışmıyor burada. Evet. Şurayı inşa etsinler. İnşaattan sonra buraya 10 tane amele lazım olacak. Sabah şey yaparız. Günün bu saatinde kapalı. Okey. 10 tane burada çalışıyor. Günün bu saatinde kapalı. Güzel. Şuraya bir 10 tane bıçkı evine 10 tane ırgat ihtiyacımız olacak. Avcı evinden çıkardığımız 15 tanesinin birini oraya yapıştırırız abi. Ama acilen şeye ihtiyacımız var ya. Kaynak deposuna. Kaynak deposu lazım çünkü kömürümüz doldu. Kömürü biraz arttırmamız lazım. Bıçkı evini kurdum zaten. Bu sabah bayağı odun gelecek. Odun sıkıntımız olmayacak artık ya. Tamam, bu el vereceğiz abi. Odunu yapıştıracağız. Gerçekten güzel durumdayız şu an. Buradaki odunlardan da topluyorlar. Çelik de geliyor buradan. Gayet güzel. Yeni kanunu imzalamamıza az kaldı. 48 dakika kaldı. İyi, işçiler burada çalışıyorlar abi. Gayet hoş. Hastaneye gerek yok şu an. Hastanelik bir durum yok. Sağlık merkezimiz var zaten. Sağlık merkezi 24 saat çalışıyormuş. Yeni bir kanun yayınlayabiliriz. Okey abi. Çocuk işçiler bütün işçiler değil. Dövüş arenası değil. Çorba değil. Cenaze töreni, mezarlık, ceset atımı. Şu çorba. Önceliğimiz çorba değil de mezarlık olsun, umut biraz artsın. Mezarlık kurarız. Umudumuz bayağı arttırıyor çünkü bu. En azından ölünce rahat rahat dinlenirim diyor. Bu arada fark ettiniz mi bilmiyorum, daha kimse ölmedi beyler şehirde. Şehir düzenini bu sefer çok güzel oturttuk ya. Halledeceğiz gibi bu oyun. Bu oyunu ben halledeceğim abi. Güzel. Hızlandır babacım. Oyna Tuğurcum. Bu sefer ölmeyeceğiz abi.
Şu avcılar döndüğü anda buradaki adamları şuraya yapıştırmamız lazım. Bu arada şunun da şeyini çekelim de. 6'ya. 6-8 arası çalışsın herkes. Herkesin var diye belli babacığım. Herkes 6-8 arası çalışıyor. Da 6-8 arası çalıştıramıyorum şu an. Çünkü avcılar dönmüyor galiba. Dönsünler. Azman halk. Kerane isterim. Kerane isteriz Çehacım. Kerane yok abi. Kerane merane yok. Ne keranesi? İşimiz gücümüz yok. Bir de kerane mi işleteceğiz burada pezevenklere? İşimiz gücümüz yok. Bir de kerane mi yapacağız pezevenklere? Kerane falan yok abi. Kaynak deposu. Hadi bro. Hadi kırk odun. Yok abi kerane falan. Üzgünüm. Yalnız buradakiler daha çalışmayacak biliyorsunuz değil mi? Av sonrası dinleniyorlar daha. Teşekkür ederim abi donate'in için. Azman halk. Çalışmıyor. Neden? Çok soğuk çünkü değil mi? Eksi 40'a geldik abi. Şuradan tüketimi aktif bina yok. Şuna azıcık aslında ısısını arttırsak. Birazcık aşırı yüklenme yapalım. Kömür çok çünkü. Huzursuzluk biraz düşüyor bak bu sayede. Güzel abi. Hah sonunda. Kaynak deposu. Kaynak deposunu şehirden uzağa kuracağım abi şöyle. Şuraya kuralım bir tane. Kaynak deposu. Şehirden uzakta olsun. Jeneratörü biraz zorlasak da olur ya. Aşırı yüklensin. Sıkıntı yok. Avcılar geri dönüyor. Avcı gereçleri araştırıldı. Of course bro. Yeni araştırma ekleyeceğim. Yeni araştırmamız buhar merkezi. İşaretçi. İşaretçiyi yapalım yavaştan. 10 odunumuz gelsin de. Yavaştan şu işaretçiyi yapıştıralım abi. Şurası daha çalışmıyor. İşçiler av sonrası dinlendiği için. Şurayı biraz hızlı yaparlarsa çok iyi olacak. Odun çok çok az geliyor abi ya odun. Şuna baksana saatte 4.2 diyor amına koyayım. Hiç üretme daha iyi. Pezevenge var. Şu işaretçiyi yapıştıralım. İşaretçi izcilerimiz yavaştan sıkıntı olacak çünkü. Aha kömür doldu bro. Allah kömür doldu. Neyse yansın yanıyor. Biraz da aşırı yüklenme yaptım. Sıkıntı yok. Daha çok kömür. Şurası bir an önce inşa olsun. Şunu kömüre odun tükendi. Nasıl tükenebilir abi? Burada üretiliyor işte odun. Saatte 4.2. Sıkıntı yok ki. Peki buraya iki tane toplama noktası koysak, daha fazla işi çalıştırsak, şuradaki kaynaklar daha çabuk tükeniyor mu acaba? Burada da 9 tane kalmış. Çırıç. Kömürdekileri oduna yolla. Yok yok, kömürde zaten sadece şurası çalışıyor abi. 10 tane işçi çalışıyor burada. Gerek yok ya kömürdekileri oduna vermeye. Hafif soğuk yanı. Bir vatandaş ağır hasta. Soğuğun tehlikeleri, soğuk ısırığı diyor. İnsanlarımızdan biri soğuk ısırığından ötürü çok kötü hasta oldu. İnsanlar böylesine soğukta çalışmak zorunda olursa bu olmaya devam edecek diyor. Radikal tedavi veya hayatta tut kanunu imzalamayı düşün. Anlıyorum. Bir şey yaparız ya. Daha şimdi değil ama. Daha ona var. Sıkıntı yapmasınlar. 3 tane ağır hastamız var. Çocuk işçi işte sakatlandı diyor. Tamam abi çocuğa bir gün izin ver. Başka bir çocuk ver onun yerine. Bu ne? Kaynak deposu. Kömüre aban abi. Artı 900 kömür gelebilir artık. Okey. Şuradakileri çekeceğim. Şuna vereceğim. Şuradaki
Irgatları da şimdiden çekip şuraya vereceğim. Burası çalışamıyor soğuktan. Araştırma işaretçi araştırılsın. Sağlık merkezinde 3 tane ağır hastamız var. Jeneratör zaten aşırı yüklenmede çalışıyor abi. Artık birazcık ne bileyim. İyi durumda olmaları lazım ama gariptir ki olmuyorlar yani. Değişik. Çok değişik bir durum. Bir tane daha atölye inşa edeceğim bu arada beyler. Teknoloji atölye. Yan yana bir tane daha kuralım. Mühendisimiz var mı? Var. 5 mühendisim daha var. Oraya da onları yapıştırırım. Sana bir 24 saat kitleyelim. Çünkü lazım. Bunları işaretçileri falan. Bir an önce izcilerimizi sürmemiz lazım abi. Sen çalış. Lazımsın bana. Sağlık merkezi yapacağım. Şu an için 4 tane ağır hastamız varmış ya bu arada. Sağlık merkezi yapacağım abi. Acelesi yok onun. Yeni bir kanun yayınlayabilirim. Süper. Birazcık radikal tedavi. İmzaladık abi. Huzursuzluk biraz düştü, umut biraz arttı abi. Güzel. Ampute olacak %30'u. %30 ihtimalle ampute olma ihtimalleri var ama yapacak bir şey yok. I don't fucking care bro. Şu buhar merkezini de alacağım. Geçen sefer bunun yüzünden biliyorsunuz GG olduk. Şu daha hızlı toplamayı yapsam mı ya? Şunu yapalım ya. Bu önemli bir şey. Daha çok kaynak abi. Bir tane de işaretçi dikeceğim. 20 odun 35 çelik istiyor. Odunumuz yok şu anda. Yarın nasıl olacak ya? İnsan ırgat lazım bir an önce bize. Yani bir an önce insana ihtiyacımız var ki onun için de izci ekibine ihtiyacımız var işte. Daha fazla nüfusa ihtiyacımız olduğu için izci ekibi lazım. Daha çok işçi için. Şurada kömür topluyorlar çatır çatır. Kömür durumumuz iyi. Şurası bir an önce bitse şuradaki kaynaklar. Bir an önce bitsin, şurayı boşaltalım. Şuradaki çalışan adamları başka yere vereceğim ya. Nüfus lazım biraz. Irgatımız yok. Burası çalışmıyor. Çalışamıyor daha doğrusu. Jeneratörde zorlama modundan çıkarmam lazım azıcık. Çünkü patlayacak jeneratör. Şu bıçkı evine adam vermem lazım. Yani işçiler şu tedavide abi. Ölümcül hasta tedavi görüyor. Mezarlığı daha dikmedik bu arada. Mezarlık yapmamız lazım. Şurada sadece 5 tane çelik var. Şurayı aslında bir çalıştırmada bitirebiliriz şuradaki çelikleri de. 5 tane sadece. Bir insan öldü. Aha. Aha. Fazla mesai ölümü diyor. İnsanlarımızdan biri kriz vardiyasında birden öldü diyor. Ne olduğunu bilmiyoruz ama büyük ihtimalle kalp krizinden öldü. Bugünlük kriz vardiyalarını bitir. Bugünlük kriz vardiyalarını bitirelim abi. Bu ne? İnsanlarımızdan biri öldü. Hastalık, kazalar ve ölümcül soğuk bu dünyada can almaya devam edecek. Cesedi yok etmek için bir yol gerekiyor. Çoktan çalışmaya başladım. Merak etme. Halledeceğim. Mezarlık dikeceğim abi. Mesut olun. Mesut olun. Rahat olun. Halledeceğiz. Halledeceğiz abi. Bir insanımız gitti. İyi bari işçilerden değil mühendislerden biri öldü. Ha pardon, çocuklardan biri ölmüş. İyi iyi. Yapacak bir şey yok. Bu hayat böyle arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Witcher Wild Hunt'ta Türkçe seçeneği var. Oynar mıyım ileride? Önceliğim Witcher 3 abi. PlayStation'da Witcher 3'ü bitireceğim. İşaretçi 20 odun 35 çelik. Ulan şu bıçkı evini bir çalıştıramadık. Kurduk amına koyayım boşu boşuna. Ya siz bir gidin abi.
İstemiyorum amına koyayım. Seni bir Max'la. Yemek falan istemiyorum. Canın cehenneme. Yani mühendis ölmüş buradaki. Çocuk ölmemiş bu arada. Şuradan da şu kömürden alacağım bir tane sadece. Şurayı fulleyeceğim abi. Burası 10'da 10 abi zaten. Şuradaki avcı kulübesi 10'da 10. Güzel, şu bıçkı evi çalışmaya başlasın. Artık odunsuz kalmak istemiyorum. Sokarım ya, bu ne? Nüfusu arttırmamız lazım. İşaretçileri kurup bir an önce keşfe başlamamız lazım. Keşif olmadan nüfus artmıyor abi. Bir tane mühendise ihtiyacımız var. Mühendisin ölmesi kötü oldu şurada. Çocuk falan öyleydi, iyiydi. Boşu boşuna duruyor amına koyayım. 9 tane çocuk. Hiçbir şey de yaptıramıyorsun çocuklara. Boşuna duruyor orada ırgat. Aç kalmayacağız ya. Şimdi ben bir kanun daha yayınlayacağım. Sadece çorba yiyecek bunlar. Açlık sorununu çözeceğiz. Rahat olun beyler. Sadece çorba yiyecekler birazdan. Şuranın çalışma saatleri 6:20. Size bir de 24 saat kitleyeceğim ben. Dört tane hastamız var. Beş tanesi tedavi ediliyor. Mühendisim olmadığı için bir tane daha sağlık merkezi kurmuyorum bu arada. Ne diyorsun? Koruyucu bir anne diyor. Umudu biraz arttıralım. Şuraya başka bir tane çocuk veririz. Çalışır amına koyayım. Ne olacak? Çok soğuk. Bu bina içinde çalışanlara kesin soğuk geliyordur diyor. Biz şeyi imzaladık mı ya? Buhar makinesi. Şuraya bir tane buhar makinesi diksek aslında. Buhar makinesini daha imzalamadık değil mi? Size bir 24 saat kitleyelim buram. Çünkü odun lazım. Üzgünüm. Huzursuzluk biraz artacak ama yapacak bir şey yok. Sizi şuradan çekebilirim. Sizi de şuradan çekebilirim. Babacım, siz bir şu 5 tane şeyi bitirin. Orası bir an önce artık bitsin çünkü artık huzurum kalmadı. Gerçekten huzurum kalmadı. Bıktım sizden. Şu ne? Çelik enkazı. Şu ne? Kömür yağını. Şuraya da bir an önce şuradaki malzemeler bitsin diye 5 tane işçimi de şu oduna vereceğim. Odun biraz artsın abi. İşaretçimizi de dikelim bir an önce. İşaretçiyi şöyle şuraya bir tane daha işaretçiyi şöyle dikeceğim abi. Okey. Uzağa mı koyayım işaretçiyi? Okey. Uzağa dikelim abi işaretçiyi. İşaretçiyi uzağa koyarsak odun. Yok ya, 13 odun şöyle kullanalım. Şuraya da işaretçi koyalım. Bu ne diyor? Çalışmayı reddetme diyor. Kriz vardiyasına yazılan bir adam çalışmayı reddetti. Zaten bitkin düşündüğü arkadaşları gibi ölmek istemediğini söyledi. Dinlenmesine izin var. Hayır. İki türlü de huzursuzluk artacak. İşinin başına dön amına koyayım. Siktir git pezevenk. Reddediyormuş çalışmayı. Sen kimsin oğlum? Oğlum sen hayırdır lan? Oğlum sen hayırdır lan? Şurayı çalıştırmamız lazım. Aç kalacağız. Kanun kitabında birazdan çorbayı kitleyeceğim pezevenklere. Çorba yiyecekler sadece. Ah. Umut durumumuz iyi ama huzursuzluk çok üst düzey. Yeni araştırma ekleyelim. Keşif endüstrisi değil, buhar merkezini bir an önce yapalım. Küçük bir buhar merkezi dikeceğim. Şu aşçılar bir an önce çalışmaya başlasınlar diye.
Size de bir 24 saat yazsam mı? Malzemem var, bir şey daha geliştiririm abi. Size bir kriz var diyası yapıştırıyorum. Huzursuzluk çok arttı beyler. Ama yapacak bir şey yok. Yapacak bir şey yok maalesef. Huzursuzluğu biraz fazla arttırmış durumdayız şu anda. Yapacak bir şey yok. Allah affetsin. Yeni bir kanun. Eğer bu kanunu şimdi çorba yaparsam buradan da huzursuzluk artacak. Umut arttı ama huzur, umut düştü, huzursuzluk arttı. Şu an için kötü durumdayız ama yapacak bir şey yok beyler. Şu an için kötü durumdayız ama yapacak bir şey yok. Düzelecek. Hepsi düzelecek abi. Hepsini çözeceğiz bu durumların. Arkası gelmez dertlerimin, bıktım illallah. Tarararım. Arkası gelmez dertlerimin, bıktım illallah. Biri biterken öbürü de başlar, vermesin Allah. Biri biterken öbürü de başlar, vermesin Allah. Bu gece ava göndermeyeceğim. Birazcık huzursuzluğu düşürdüm. Çelik enkazı tükendi. Neredeki? Şuradaki mi? Yo, şuradaki bitmedi ki amına koyayım bir türlü. Şuradaki çelik enkazı tükendi. Güzel. Şuradakiler şuradaki odunları da bitirecekler. Sonra buraya da bir bıçkı evi yapıştıracağız. Odun durumumuz iyi. Haberler süper. Şu odun sandıkları da tükendi. Çikolatam hoş geldin. Bu burası... mi? Haha, aynen. Müthiş. Şu işaretçiyi bir an önce yapalım. Zaten bir 10 tane ırgatımız oraya gidecek. Buhar merkezi araştırıldı. Güzel. Şimdi gel buraya. Bir tane buhar merkezini şu araya. Şöyle aradan bir yol çekelim. Şu buhar merkezini şuraya yapıştıralım abi. İşaretçi inşa edildi. Güzel abi. Efendim canım. Ben de çıkar şey olur ya. Çözülür, çözülür. İyi tamam, yapacak bir şey yok. Sağlık olsun. Unuttum. Unuttum, oyundaydım, unuttum. Özür dilerim çikolata. İlk mekanımız kayıp sefer olsun. Her zamanki gibi. Şuradan yeni ırgatlarımızı hemen kuralım. Kayıp sefere yollayalım insanlara. Şuraya gitsinler bakalım. Şimdi şurada 24 saat yapıştırmıştık bunlara, kitlemiştik. O yüzden buradan bir şeyleri daha hemen hidrolik kömür çıkarıcısını mı ısıtıcılar, ısıtıcıları yapıştıralım. Bir tane de mezarlık yapacağız. Mezarlığımızı da indiririm çikolatam, bir saniye. Mezarlığımızı da şehre yakın bir yere kuralım şöyle. Mezarlık şöyle şehre yakın bir yerde olsun abi. Mezarlığı şuraya kurayım mı lan direkt? Yok, oraya şeyi koyacağım. Sağlık merkezi koyacağım. Mezarlığı işaretçinin yanına koymak istiyorum ya. Şöyle. Şuraya koyacağım mezarlığı. Şuradaki odunlar da tükensin. Ondan sonra şurayı da yıkacağız. Şu an iyi durumdayız beyler.
şu buharda şey olduktan sonra... Dur, ne diyor bu? Konvoyumuz insanlar aramaya hazır diyor. Tamam abi, bir galibiyete ihtiyacımız vardı zaten. Gayet güzel oldu. Şuradaki mezarlık kurulsun, şuradaki buhar merkezi kurulsun. Buhar merkezi kurulduktan sonra yemekhanemiz tekrardan çalışmaya başlayacak. Cloud Totem hoş geldin. Heavenoem'e hoş geldin. Beyler. bir saniye. Şunu çalıştırayım ben. Sabah 8'den akşam 16'ya kadar çalışsın. Yemekhanede sabah 8 akşam 16 zaten. 18 pardon. Sabah 8 akşam 18 aynen. İlk amputasyon diyor. Hastanın hayatını kurtarmak için amputasyon yapmalıyız. Sonuç olarak bu kişi çalışamayacak diyor. Bakım evi veya prostetik kanunu imzalamayı düşün. Anlıyorum. Evet, şunu yapacağız ya. Bakım evini yapacağız. Bakım evini yapacağım. Bakım evini de dikeceğim hatta. Rahat olun. O birazcık huzursuzluğu düşürüp umudu arttırıyor hatta. Geliyorum beyler ama. Oyun devam etsin. Mezarlık kuruldu diyor. Umut arttı. O iyi iyi, süper. Artık huzur içinde yaşayabilirsiniz. Huzursuzluk da birazcık düştü. Birazcık toparladık gibi ya. Maddi durumumuz da çok iyi şu anda. Bu izcilerden şey gelirse çok güzel olacak. Bir tane mühendis gelirse ya da bir alt mühendis gelirse tertemiz olacak abi. Birinin şuraya, bir de sağlık merkezi kuracağım ya. Orada da mühendisler çalışacak. Mühendisim olmadığı için sağlık merkezi kuramıyorum şu anda. Mühendis kesinlikle şart. Mühendis. Yemek toplamaya da bu gece kimseyi göndermedim bu arada, farkındasınızdır. Dinlensinler abi. Evde dinlensinler bu gece. Çünkü çalışamıyorlar, farkında mısınız bilmiyorum da. Mesaileri falan da çok uzun tuttuk. O yüzden insanlar çalışamadılar bir süre. Şu toplama noktasında da az bir şey kaldı. 232 tane kömür kaldı. Yavaştan kömür madenini de kurmamız gerekiyor beyler. Haberiniz olsun. Şu an ne gelişiyor burada? Isıtıcılar gelişiyormuş. Güzel. Jeneratörü kapattık oğlum. Ben kapatmıştım bunu en son. Niye kapanmamış? Lanet olası. ...13 tane müsait işçim var aslında. Neden buraya yapıştırmamışım? Dinlensinler diye. Dinlenin abi. Ben sabah ilk iş şurayı şey yapmak istiyorum. Isıtıcılar araştırıldı diyor. Okey. Yeni araştırma ekleyelim abi. Hidrolik kömür çıkarıcı. Bıçık evi çelik fabrikası. Hidrolik kömür çıkarıcıyı bir an önce yapıyorum. Şuradan, çünkü biraz sonra şuradaki kömürler bittiği zaman şuraya hidrolik kömür santralini kuracağız abi. Oradan sürekli kömür çıkacak. Güzel olacak. Bıçık evi zaten çalışıyor. Odun durumumuz çok iyi. İşçiler evde kalıyor. Sabahleyin zaten devam edecekler. Bu arada hastalıklar artıyor. İki tane ampute var. Yeni kanun imzalayıp şey yapmam gerekiyor. Yeni kanun şey olacak. Bakım evi beyler. Bakım evini yapacağız. Zaten çorba yiyorlar. Çok sıkıntı değil. Çok az yiyorlar. Bir de şeyi meşgul etmiyorlar. Bakım evi oldu da. Bak şu an kimse tedavi olamıyor. Farkında mısınız? Çünkü burada fazla mesai için yiyecek diyor.
Halkımız işine olan bağlılığı gitgide azalıyor. Belki de kriz vardiyalarında kan ter içinde kaldıkları için onlara en azından fazla yiyecek payı vermeliyiz diyor. Bundan sonra kriz vardiyaları yiyeceğe mal olacak, umut artacak, hiçbir şey değişmeyecek. Umut artmasın abi. Hayır, karşılayamayız. Hiçbir şey değişmesin. Çünkü onlara ekstra yemek verirsem şu anda olmaz yani. İyi olmaz en azından. Yiyeceğimiz zaten çok fazla yok. Bu gece de kimseye ava yollamadım. Yemekte sıkıntı yaşayacağız. Bir an önce şu izcilerin bir konvoy falan bulup yeni şey yollaması lazım. Bir an önce yeni halk lazım. Anladınız mı beyler? Yeni insanlar lazım. Keşfet abi. Hayat aynen bak. 9 mühendis, 22 ananız, 4 çocuk, 22 işçi geliyor. 9 mühendis. Çok güzel abi. Gelsinler. 5 saate kadar gelecekler. Güzel abi. 5 saate kadar gelecekler. Gelsinler bakalım. Şimdi yeni gelenler çok iyi olacak.